Gümüşteki değişiklik aslında altından daha fazla. Gümüş pandeminin ilk başta da dönemlerde 2400 lira civarlarındaydı. Şu an yaklaşık 10 milyonları buldu. Gümüş yaklaşık son 2 yılda %200-250 civarında bir artış gösterdi. Altın son 1 aydır bir yükseliş trendinde. Bir ay öncesine kadar gümüş %200-250 yükselişi varken altının %35'lerdeydi yükselişi. Küçük yatırımcı için gümüş bulunmaz bir nimettir. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız işlenmemiş has külçe dediğimiz 1000 ayar gümüşleri alıp yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Yani 200 gram, 500 gram, 1 kilo, 2 kilo gibi gümüş aldığınızda küçük rakamlara kendinize ileriye dönük yatırım sağlayabilirsiniz. Geçmiş dönemlerde insanlar altın alyans takarken şu an gümüş alyans takmaya başladılar. Bu alyansa döndüyse ilerleyen dönemlerde bu normal bilezikti, kolyeydi. Yani bu düğünlerde de falan kullanılmak zorunda. İlerleyen dönemlerde insanlara takı olarak yani gümüş takılabilir ve takılacaktır da. Çünkü insanların artık gücü yetmiyor. Bir çeyrek altın 1000 liranın üzerine çıkmış. Bir çeyrek altın almaktansa biz gümüşçüler olarak şu an külçe satmaya başladık. 25 gramlık, 50 gramlık, 100 gramlık külçeler satıyoruz. Yani 100 gram bir külçen şu anda 1000 lira yapıyor. 25 gram 250 lira yapıyor. Alıp yani düğünlerde artık kullanabilecekler. Bunu da ilerleyen dönemlerde mutlaka göreceğiz yani. Satışlarımız arttı gibi. Fakat insanlar gümüşü bilmediğinden gümüşün geri dönüşümü şu an çok fazla yoktur. Yani gümüş metal değeri çok yüksek olmadığından altınla kıyaslandığında işçilik değeri metal değerinden fazla olduğundan gümüşe yöneliş çok fazla değil. Ama son 2 yıldır yani dediğim gibi insanlar altın alyans takmaktansa gümüş alyansı tercih ediyorlar. Hem maddi yönden hem sağlık yönünden. Gümüş şu an 10 lirayken 14 lira, 15 lira gibi bir rakama çıkacak. Bunu iyi düşünün, yatırımlarınızı böyle düşünerek de yapabilirsiniz. Ki gümüş kısa dönem vade için çok iyi değil. Ama boşlukta küçük paralarınız varsa yarın sizi rahata kavuşturacak bir metaldir.